Merhabalar, 4. sınıf trafik güvenliği 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 2. videoyla yine birlikteyiz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyalım. Ambulans ve itfaiye gibi araçların trafikte geçiş üstünlüğü vardır. Birinci ifademiz doğrudur arkadaşlar. Bu araçların geçiş üstünlüğü vardır. Trafik işaret levhalarına zarar vermemeliyiz. Doğru arkadaşlar. Üçüncü ifadeyle devam edelim. Yolun üzerine çizilmiş yan çizgilerden oluşan yayaların güvenle karşıya geçmelerini sağlayan geçide tren geçidi denir. Yanlış arkadaşlar yaya geçidi denir. Otobüs, gemi ve uçak demiryolu ulaşımına kullanılır. Arkadaşlar otobüs ve gemi uçak demiryolu ulaşımı değil tren ve metro demiryoludur. Bu da yanlış ifadedir. Trafik kurallarına trafikte sadece sürücüler uymalıdır. Yanlış herkes uymalıdır. Bisiklet, otomobil, kamyon karayolunda kullanılan araçlardır. Bu doğru bir ifade. Karşıya geçmek için varsa alt ve üst geçitleri tercih etmeliyiz. Doğru arkadaşlar. Bunlar güvenli yollardır. Cadde ve sokaklar güvenli oyun alanlarıdır. Yanlış arkadaşlar. Cadde ve sokaklarda oyun oynamamalıyız. Güvenli değildir. Trafikte düzeni ve güvenliği sağlayan kişiye trafik polisi denir. Doğru arkadaşlar. Taşıt yolunda bisiklet sürebilmek için 11 yaşını bitirmiş olma şartı vardır. Doğru arkadaşlar. 11 yaşı şarttır. Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit, nokta nokta geçiş yerleridir. Arkadaşlar güvenli geçiş yerleridir. Birinci ifademiz güvenli olacak. Burada güvenliği silersek diğerlerini daha kolay buluruz. Kare şeklindeki trafik işaret devhaları bilgilendirme amacıyladır arkadaşlar. Devam edelim. Can ve mal güvenliğinin sağlanması için nokta nokta uyulmalıdır. Trafik kurallarına uyulmalıdır arkadaşlar. Devam edelim. Karayollarında yürüyen veya duran insanlara yaya diyoruz arkadaşlar. Bisiklet, kaykay, paten ve kızak gibi motorsuz taşıtlar nokta nokta kapalı ve güvenli alanlarda kullanılmalıdır. Arkadaşlar taşıt trafiğine kapalı taşıt trafi yine kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Geçiş nokta nokta ancak görev halinde kullanılır. Geçiş üstünlüğü arkadaşlar. Ambulans, itfaiye, polis araçları görev halindeyken geçiş üstünlüğü vardır. Diğer sürücüler geçiş üstünlüğü olan araçların geçişine arkadaşlar ne yapmalıdır? Kolaylaştırmalıdır. Işıklı işaret cihazındaki nokta nokta ışık geç demektir. Yeşil ışık arkadaşlar. Kırmızı ışık dur, sarı ışık hazırlan. Karayolunda motorlu veya motosuz bir araca kullanılan kişiye sürücü denir. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi trafik yoğunluğunun azalmasına neden olur. Arkadaşlar toplu taşıma araçlarını kullanırsak trafikte daha az araç olacaktır. Devam edelim diğer sorularla. Aşağıdaki tabloya ulaşım türlerini yazarak verilen taşıtları ulaşım türüne uygun olarak eşleştirelim. Hava yolu arkadaşlar uçak ve ne var arkadaşlar başka helikopter. Karayoluna bakalım arkadaşlar otomobil bil ve ne var arkadaşlar otobüs. Deniz yoluna baktığımızda gemi ve vapur var. Demir yolunda da tren ve arkadaşlar metro var. Devam edelim. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyelim. Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili kurumlardan biri değildir? Arkadaşlar baktığımızda karayolları Müdürlüğü, Milli Eğitim, Eğitimi ile Sağlık Bakanlığı da sorumlu. Taşıtlar Bakanlığı diye bir bakanlık yok arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi diğerlerinden hızlıdır? Baktığımızda arkadaşlar uçak en hızlısı. Traktör, kamyon, bisiklet yavaştır. Bisiklet kullanırken aşağıdakilerin hangisini kullanmamız gerekli değildir? Arkadaşlar kask, dizlik, dirseklik gerekli çorap gerekli değildir. Dördüncü sorumuz günlük hayatımızda okula, markete veya parka giderken hangisini seçmeliyiz? En güvenli yolu seçmeliyiz arkadaşlar. Kısa yolu değil caddelere veya kaldırım olmayan yolu değil en güvenli yolu seçmeliyiz. Şekli üçgensel bölgeye benzeyen trafik levhaları ne ifade ediyordu arkadaşlar? Üçgensel bölgeye olanlar uyarıcıydı. Kare bilgi verici yuvarlakta yasaklamaydı. Onun için 5. sorumuz C şıkkı olacak. 6. soruyla devam edelim. Van evlerinin önünde meydana gelen bir kazada yaralan, yaralanlar olduğunu gördü. Acil yardım merkezine haber vermek için hangi telefon numarasını aramaydı? Arkadaşlar 112'yi aramamız gerekiyordu. 7. soruyla devam edelim. Yukarı, yukarıdakilerden hangileri güvenli geçiş yerlerindendir? Alt ve üst geçitler evet. Yaya geçitleri evet. Trafik kurallarının bulunduğu, polisinin bulunduğu yerler evet. Trafik ışıklığının bulunduğu yer. Evet hepsi güvenli geçiş yeridir. Cevabımız D şıkkı. 8. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracı değildir? Arkadaşlar baktığımızda taksi toplu taşıma aracı değil. Metro, tren ve otobüs toplu taşıma aracıdır. Devam edelim. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahip değildir? Ambulans, itfaiye, polis aracı geçiş üstünlüğüne sahip, otobüs geçiş üstünlüğüne sahip değildir. 11. soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretinin anlamı nedir arkadaşlar? Yürüyüş yolu değil, yaya geçidi değil, öğrenci giremez değil, okul geçididir arkadaşlar. 11. soru Denizli. Zaten burada öğrenciyi görüyorsunuz. Oradan da anlayabiliriz. 12. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan karşıya güvenli geçiş yerlerinden değildir? Işıklı işaret cihazdan bulunduğu yerler güvenli. Yolun en geniş yeri güvenli değildir arkadaşlar. Üst geçit ve alt geçitler güvenlidir. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.